Merhaba sevgili çocuklar. Geçtiğimiz sosyal bilgiler dersi videosunda milli mücadele dönemini işlemiştik. Milli mücadele trenine binerek hangi komutanlarla, hangi düşman ülkeleriyle, hangi cephelerde büyük mücadele verdiğimizi görmüştük. Burada düzenli orduların yanı sıra milli askerlerden oluşan, askerlerimizden oluşan, yani halkın gücünü birleştirerek kurduğu Kuvayi Milliye'yi dile getirmiştik. Bugün milli mücadele dönemi kahramanları olarak Kuvayi Milliye'de görev yapmış birçok halkımızın yanı sıra daha ön plana çıkmış olan kahramanlarımızı göreceğiz. Hasan Tahsin 1888-1919 yılları arasında yaşamıştır. Hasan Tahsin'in asıl adı Osman Nevres'tir. Hukuku Beşer gazetesinde yazardır. Selanik'te doğmuştur. Batı cephesindeki İzmir'e 15 Mayıs 1919'da asker çıkaran Yunanlara ilk kurşunu sıkan gazetecidir. Ve Yunanlar tarafından orada şehit edilmiştir. Şahin Bey. Şahin Bey 1877-1920 yılları arasında yaşamıştır. Asıl adı Mehmet Sait'tir. Birçok cephe ve savaşta bulunmuş, yiğitçe düşmana karşı durmuştur. Antep'in Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine Kilis Kuvayi Milliye Komutanı olarak savaşmıştır. Fransızların Antep'e yardım etmesini bir süre geciktirmiştir. Antep savunmak adına savaşırken şehit edilmiştir. Sütçü İmam 1884-1922 yıllar arasında yaşamıştır. Maraşlı olan Sütçü İmam'ın asıl adı Ali'dir. İmamlık yaparken süt de sattığı için Sütçü İmam olarak anılmaktadır. Sütçü İmam, Fransız askerlerinin Maraş'ı işgaline ve bazı kadınları rahatsız etmelerine dayanamayarak birçok Fransız askerini öldürüp şehir dışına çıkmıştır. Şehir dışından yaptığı destekle Fransız askerlerinin şehirden çıktığını görüp geri dönmüş ve kaledeki topun idaresi görevine geçmiştir. Ali Sait Bey 1885-1939 yıllar arasında yaşamıştır. Irak doğumludur. Soyadı Ursavaş'tır. Mustafa Kemal tarafından Urfa'ya gitmekle görevlendirilmiş ve burada Kuvayi Milliye Birliği'ni kurmuştur. Urfa halkı ile birlikte Fransızlara karşı koymuş ve onları topraklarından çıkarmıştır. Yahya Kaptan. Yahya Kaptan 1891-1920 yıllar arasında yaşamıştır. Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin gizli bilgiler edinmesi için kurduğu Teşkilat Mahsusa, yani gizli örgüt hizmetinde bulunmuştur. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığında İstanbul'da esir tutulan vatanseverleri kurtarmıştır. Gebze'de Kuvayi Milliye'yi kurarak komutanlığını yapmıştır. İstanbul'daki dış güçler tarafından yakalanarak başı vurulmuş ve şehit edilmiştir. Yörük Ali Efe. Yörük Ali Efe 1895-1951 yıllar arasında yaşamıştır. Aydın doğumludur. Aydın'da Kuvayi Milliye Birliği'ni kurmuş ve silahlı direnişiyle ülkemizi işgale gelen Yunanlara karşı başlatmıştır silahlı direnişi. Birçok efenin direnişe katılmasına öncülük etmiştir.
Şerife Bacı 1898-1921 yıllar arasında yaşamıştır. Aralık 1921'de Kastamonu'nun İnebolu'dan Ankara'ya kağanı ile mermi taşırken ağır kış şartlarına dayanamamıştır. Bu milli görev esnasında yanında kundaktaki bebeği de vardı. Üzerindeki kalın örtüsünü mermilerin ve bebeğinin üzerine örten Şerife Bacı'nın bebeği askerler tarafından donmak üzereyken kurtarılmıştır. Gör desle makbule. 1902-1922 yıllar arasında yaşamıştır. Makbule Hanım henüz bir yıllık evliyken eşiyle birlikte milli mücadeleye katıldı. 1919 Mayıs ayında Yunanlıların İzmir'i işgalini önlemek için eşi Halil Efe ile Batı cephesinde çetelerle düşmanı zorlayan faaliyetlerde bulundu. Saldırı sırasında başından vurularak şehit edildi. Onbaşı Nezahat, adı Nezahat Baysel'dir. Albay Hafız Halit Bey, düşmana karşı savaşırken eşi vereme kurban gitmiş ve İstanbul işgal altında bulunduğu için cepheye küçük kızını da götürmüştür. İlk cepheye gittiğinde Onbaşı Nezahat 9 yaşındaydı. 12 yaşına kadar hayatı böyle geçti. İnönü Savaşı sonrasında cesur kimliğiyle Ahmet Derviş Paşa onu onbaşılığa yükseltti. Erzurumlu Kara Fatma. 1888-1995 yıllar arasında yaşamıştır. Erzurum'da doğmuş ve asıl adı da Fatma Seher Erden'dir. Savaş sırasında ailesindeki tüm kadınlar ile birlikte Ermenilere karşı savaşmıştır. Kocası savaşta şehit oldu ancak Kara Fatma Mustafa Kemal ile görüşmek için Sivas'a gitti. Onun izniyle Batı cephesinde Yunan'a karşı savaştı. Üsteğmen olarak emekli olduğunda emekli maaşını istemedi ve Kızılay'a bağışladı. Halime Çavuş. Halime Çavuş 1898-1976 yıllar arasında yaşadı. Kastamonu'da doğan Halime Çavuş'a ailesinin "kızım gitme" sözlerine kulak asmadan mücadeleye katılan Halime Çavuş uzun yıllar Halim Çavuş olarak bilindi. Savaşa giderken tıraş oldu, saçını kazıttı, erkek kılığına girdi ve erkeklerin yaptığı her işi yaptı. Açılan ateş sonrasında bir ayağı sakat kaldı. Bir keresinde yoğun kış günü cephane taşırken Mustafa Kemal'e rastladı. Fakat onun olduğunu bilmiyordu. "Sen üşümüyor musun?" diye sorusuna, "Bey, 100.000 kişi kurtarılacak, ben ölsem ne olacak?" diye cevap verdi. Tayyar Rahmiye Hanım. Tayyar Rahmiye Hanım 1890-1920 yılları arasında yaşadı. Adanalı Rahmiye Hanım 1920 yılında Fransızlara karşı savaşmıştır. Cephedeki erlere "ben kadın olduğum halde ayaktayım. Siz sürünmeye utanmıyor musunuz?" diyerek onları cesaretlendirmiştir. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşmüştür. Halide Onbaşı. Halide Onbaşı 1884-1964 yıllar arasında yaşamıştır. Asıl adı Halide Edip adı vardır. İstanbul halkını milli mücadele için cesaretlendirmeye çalışan konuşmalar yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yanında görev yapmıştır. Aynı zamanda gazeteci ve yazardır. Sevgili çocuklar, bu ana kadar
anlatmaya çalıştığım milli mücadele kahramanlarının daha adını bilmediğimiz gizli, sayısını bilmediğimiz gizli bütün kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bugünlük dersimiz bitti. Diğer sosyal bilgiler dersinde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.